Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hızlı teknik analiz videoları serimize devam edeceğiz. Her zamanki gibi 3 adet şirketi inceleyeceğiz. Bunlardan birincisi Aselsan, ikincisi Türk Hava Yolları, üçüncüsü de gübre fabrikaları olacak. Şimdi teknik verilerimize geçmeden önce isterseniz hızlıca bir yasal uyarımıza göz atalım. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Öncelikle arkadaşlar aylık grafikle başlıyoruz. Aylık grafik biliyorsunuz uzun vadeli yatırım için önem arz etmekte. Aselsan'ın aylık grafiği bu şekilde. Yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde yükseliş trendi devam etmiş. Herhangi bir bozulma yok arkadaşlar. Şu an hani desteğin dibinde 14.87. Yani bunun altına kırmaması önem arz eder. Altında yani kırsa dahi kapatmaması önem arz eder. Bunu söyleyelim. Alış için de iyi bir fırsat olabilir. Tabii bu uzun vadeli yatırım için. Bundan sonra haftalık grafiğe geçelim. Haftalık grafik biliyorsunuz orta uzun vadeli yatırım için önem arz etmekte arkadaşlar. Hemen şuradan bir bulabilirsem açacağım. Evet, haftalık grafik. O da bu şekilde arkadaşlar. Benzer bir görünüm. Yükselen dipler oluşan en yeni tepeler. Bir yükseliş trendi devam ediyor. Bunda arkadaşlar üstte yani şu alttaki kanalın tavanına direnci zorluyor ama kıramıyor. 14.87. Burada neresi işte? Bu hafta içerisinde 15.64'ün üstüne atarsa daha sert yukarı yönlü hareket gelebilir. Düşüşün devamı durumunda da arkadaşlar 14 lira, 14 lira 5 kuruş, 14 lira 0.5 seviyelerine kadar düşüş beklenebilir arkadaşlar. Orta uzun vadede yükseliş trendi de herhangi bir bozulma yok, devam ediyor. Bunu da bu şekilde belirtelim. Son olarak da Aselsan'ın günlük grafiğine bakıyoruz. Kısa vadeli yatırım için bize neler söylüyor? Bunun analizini, ayrımını yapmak adına bunu yapıyoruz. Günlük grafik bu şekilde arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, öncelikle şurada bir yükseliş trendi vardı. Şu kanalı görüyorsunuz, şurası. Sonrasında bir bura kırıldı. Aşağı bir düşüş yaşandı. Sonra da hafif yataya bağladı. Ama aslında şurayı da kapsadığımızda, yani şunu sileyim artık. Şunu da sileyim. Şurada hatta şunu da yapabilirdik. Bakın, şu şekilde dikdörtgen dediğimizde, bakın. Şurada artık bir yatayda bant hareketi oluşmaya başlamış. Bunu görüyoruz. Ben bunu tekrar sileceğim. Trendi sil dedik. Onu kaldırdık. Bakın arkadaşlar şurada iyice yataya bağlamış vaziyette. Şurada bir düşmüşse de geri toparlamayı bilmiş. Hatta şu son hareketlerden sonra şunu bir miktar daha kaydırabiliriz. Yani neresi olacaktır? Evet, şurası daha güzel olacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 14.72 önemli bir destek. 14.88'de. Burada da altına kırmadığı sürece alım için bir fırsat niteliğinde. Yukarıda sırasıyla 15.54, 16.21, 17.25 ve 19.23 kuruş seviyeleri hedef yani direnç olarak takip edilebilir. Aşağıda da 14.72 dedik. Onun da altında 14.20 kuruş seviyeleri var destek niteliğinde. Şimdi son olarak tümünü sil diyelim. Şurada şunu bir gösterelim arkadaşlar. Bakın bir düşen trend şu şekilde. Şunu hatta biraz daha evet şöyle çekebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gelmiş zorlamış kıramamış. Yani dünkü düşüş yaşanmasa, dünkü sert hareket gelmese bakın önceki gün iğnelemiş altında kapatmış. Yani burayı zorladı zorlayacak. Ama bugün de dün kapattığı yerin bir tık üzerinde başlamış ve şu an pozitif. Yani nereler işte söyleyelim. 15 lira 30 kuruş seviyelerini kırarsa bu düşen son buldu diyebileceğiz. Ama şurada bir yataya bağlandı artık bir sıkışma alanı oluşuyor. Bunu da görmekte fayda var. Yani hatta şunu şöyle paralel çiz dediğimizde şunu getirip şuraya bir koyalım. Bakın arkadaşlar şu şekilde bir düşüş trendi dersek şuraya bir daha paralel çizmiyorum. Bakın artık alt banta gelmiyor. Dönüş var. Dediğim gibi 15-30'larda kırılırsa daha olumlu bir görünüm oluşacaktır. Son olarak da arkadaşlar şuramı evet Fibonacci düzeltme seviyeleriyle destek dirençleri belirleyip Aselsan'ı kapatalım. Şu şekilde sağ tıkladım trend uçlarını yakala dedim. Evet arkadaşlar seviyeleri buradan görüyorsunuz. Yani nedir? Biraz daha sola çekelim. Bazıları tam şöyle. Evet. 14.88 %23 seviyesi sol taraftan bakalım. Kaçmış? Bakamıyoruz. Evet. 15 lira 11 kuruş. Sonra 16 lira. 16.72 17.43 18.45 19.75 kuruş şeklinde gidiyor. Aşağıda destek olarak öncelikle 14.5 lira. Sonra 14.21 aşağıda da 13.68 takip edilebilir arkadaşlar. Burada kırılırsa daha sert hareketler gelecektir aşağı yönlü. Eski tepesini görmesi durumunda yani bunu 15'te saysak şunu da 20
sayalım arkadaşlar. %33'lük bir potansiyel arz ediyor şimdilik. Eski tepe 19.75 kırılırsa 23.5, 29.58 ve 39.40 seviyeleri hedef haline gelecektir. Bu şekilde Aselsan'ı noktalayalım. Şimdi Türk Hava Yolları'na geçelim. Türk Hava Yolları'nın aylık grafiğiyle başlıyoruz arkadaşlar. Aylık grafik uzun vadeli yatırım için bize fikir verecektir. Bakın arkadaşlar, şurada bir yükseliş, şurada bir düşüş trendi oluşmuş. Nihayetinde kırılmış, sonra bir yataya bağlamış. Sonra tekrar yükseliş trendi başlamış. Bakın şurada şunu yapabiliriz. Paralel çizdiği şunu getirip hep şuraya yerleştirdiğimizde bakın denemiş kıramamış. Yani nedir işte? Uzun vade için en azından bu 14 lira seviyesinin kırılması önem arz eder. Aşağıda destek olarak takip edecek seviyede 11 lira 76 kuruş seviyesi arkadaşlar. Görünüm bu şekilde. Yani şurası da bakın kaç kere denenmiş. Yani şurayı çizmemişim ben ama hadi şimdi çizelim. Gördüğünüz gibi şurası eski tepe. Bakın gelmiş burası artık direnç iken kırılınca destek konuma gelmiş. Buradan dönüyor, dönüyor, dönüyor. Yani neresi arkadaşlar? 9 lira seviyesi, 9 lira 6 kuruş seviyesi. Önemli bir dip niteliğinde. Yani aslında şu birkaç ay evvel buraya görülmüş. Buradan tekrar hani pozisyona gelirse şu an 12.91 hatta 13 lira seviyeleri. Neredeyse %45-50'lik bir seviyeye ulaşmış olacaktı şu an getirisi. Eski yerlerine gelirse zaten çok daha yani çarpı 2-2.5 gibi şeyler konuşulacaktı. Evet biz devam edelim. Türk Hava Yolları'nın haftalık grafiğine bakalım. Orta uzun vadeli yatırım için önem arz eden grafik. Şurası arkadaşlar 10 lira 96 kuruş önemli bir artık dip gibi düşünülebilir. Bakın son dönemlerde iğnelemiş ama gövde oraya kadar gelmemiş, yükselmiş. Şurada bir sıkışma alanı var. Bunu görebiliyoruz. Bu aşağı mı kırılacak yukarı mı? Yani yukarıyı zorluyor gördüğünüz gibi. Yazla birlikte verilerin düzelmesiyle bu yukarı yönlü bir hareket beklenebilir. Ama nedir işte? Şunu söyleyelim. O şekilde devam edelim. Yani bir 14'lerin geçilmesi lazım. 14-14.5'ların geçilmesi lazım. Geçirirse yukarı yönlü daha sert bir hareket beklenebilir. Orta uzun vadede Türk Hava Yolları adına. Son olarak da Türk Hava Yolları'nın günlük grafiğine bakalım. Bu da kısa vadeli yatırım için önem arz ediyor bildiğiniz gibi. Bakın arkadaşlar aynı sıkışma alanı oluşmuş. Hatta bir üstüne atmış geri kırıp tekrar bu alana girmiş. Yukarı kırmış şu an burada arkadaşlar bakın. Burası önemli. Yani burada artık yukarı yönlü devamı durumunda bugün yarın vesaire bu onaya geldi geri döndü şeklinde yorumlayabileceğiz. Ama tekrar kanala girerse takipte kalmakta fayda var. Şurası eski çizdiğim çizgi. Yani burası kırılırsa demişiz 1-1.5 ay önce kırılmış. Sonrasında da güzel hareket gelmiş. Yani şuralardan gelinseydi 11.80'lerden 12.90. Yani nedir? 1 lira bile desek %8, %9'luk bir getiri ki şu son düşüşlere rağmen. Yoksa mesela bakın şurada 13.5'lar vesaire görülmüş. Bunu da söylemekte fayda var. Genel görünüm bu şekilde arkadaşlar. Şurası önemli bir destek artık dedik. 11.33 seviyesi. Ondan önce neresi var? Şurası var. 12.13. Daha da yukarıda şurası var arkadaşlar. 12.76 seviyesi var. Hedef olarak da nereler? 13.69 ve 15 lira seviyeleri var. Buradan sonra da 15.30'da kırılırsa yukarı yönlü sert bir hareket gelecektir. Şimdi şunu biraz büyütüp son dönemi bir inceleyelim. Bakın şurada bir düşüş. Fibonacci düzeltme seviyeleri de bakalım. Yakın dönemde. Şu tepeyi şuradan da dibi seçtim. Sağa tıkladım. Trend tuşlarını yakala dedim. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel çalışmış destek dirençler arkadaşlar. 12.90 şu an. %50 seviyesi neresi arkadaşlar? 12.95'in üzerine atması önem arz eder. Orayı kırarsa 13.47, 14.22, 15.17 şeklinde gidecektir. Aşağıda destek olarak 12.42, 11.77 ve 10 lira 72 kuruş seviyeleri var. Eski tepe olan 15.17 kırılırsa sol taraftan da gördüğünüz gibi 17.92, 22.37 ve 29.57 seviyeleri takip edilebilir. Türk Hava Yolları'nda görünüm bu şekilde arkadaşlar. Bakın şurada bir yükseliş trendi başlamış ama aşağı yönlü kırılmış o. Tabi bu gelip buraları görürse zaten kaç diyelim şöyle 14.80'ler daha olumlu bir görünüme kavuşacaktır diyebiliriz. Son olarak inceleyeceğimiz şirkette gübre fabrikaları. Gübre fabrikalarının aylık grafiğine bir göz atalım hızlıca. Evet, gübre baş. Arkadaşlar şöyle bakıyorum göremedim. Hemen bir durduruyorum videoyu. Evet arkadaşlar videoyu durdurup grafiği tekrar çizdim. Yani eski analizde mevcut diye düşünüyordum ben ama göremedim. Şu şekilde arkadaşlar aylık grafik uzun vadeli yatırım için önem arz etmekte biliyorsunuz.
Yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde bir yükseliş trendi devam etmiş. Şurada bir miktar ihlaller gelmiş. Yani buna tekrar paralel çizmedim ben. Ama grafik şu an gördüğünüz gibi tam gaz devam. Bakın şurada ara bir trend oluşmuş. Çok daha sert bir yükseliş gördüğünüz gibi. Yani orada biz onu şu şekilde kendimiz de çizebiliriz. Şöyle bir yükseliş trendi gelmiş. Bu işte tekrar üstüne atması önem arz eder. Bunu söyleyelim. Bu sert yükselişin devamı adına. Bakın şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kanala girmesi beklenir. Burası zaten destek noktası. Yani neresi? 61 lira seviyeleri destek. Yukarıda da arkadaşlar 79-80 lira şu an için uzun vadede hedef olarak görülebilir. Yani bir %30-35'lik bir potansiyel söz konusu uzun vade için şimdilik. Gübre fabrikalarının arkadaşlar haftalık grafiğiyle devam edelim. Haftalık grafik biliyorsunuz orta uzun vadeli yatırım için önem arz etmekte. Şurada bakın bir düşüş trendi. Burası kırılınca yani şu yukarı kırmış, şurası kırıldığı nokta yükseliş trendi başlamış. Bu yükseliş trendi devam etmiş. Son dönemlerde bakın bunun da aşağı yönlü kırıldığını görüyoruz ama şurada bir yatayda bir kendine destek de bulmuş. Yani nedir? Artık şurası 60 lira seviyesi bir dip haline gelmiş. Orası önemli bir destek. Yukarıda da öncelikle 68 lira hatta 68,5 lira önemli bir hedef. Sonra 74,43. Daha sonra da arkadaşlar 85,5 lira seviyeleri hedef konumunda. Bu eski tepe. Şu kanala girmesi için biraz daha yol gitmesi lazım arkadaşlar. Yani bir yüzleri falan görmesi lazım. Bu da orta uzun vadeli görünüm bu şekilde. Son olarak gübre fabrikalarının günlük grafiğine bakacağız. Bu da niçin arkadaşlar? Kısa vadeli yatırım için önem arz etmekte. Evet, şunu kaldıralım. Trendi sil dedik. Evet. Şurada arkadaşlar eskiden çizmişiz. Mart dibi itibariyle. Bakın şurası Mart dibi. Yani şöyle küçültüp görebiliriz. Şurası. Büyütüyorum tekrar. Yükselen dipler oluşan en yeni tepeler şeklinde bir yükseliş trendi. Bu dediğim gibi eski grafik. Şöyle çizmişiz. Bakın şurada bir sıkışma alanı oluşmuş. Ama bakın aşağı yönlü kırılmış. Şu alan, şurası bir sıkışma alanı. Aşağı yönlü kırılmış maalesef. Sonra yükselmiş, düşmüş, yükselmiş, düşmüş. Yani şuraya doğru gidecek. Bu net. Şurada bir paralel çizdiğip şurayı görebiliriz. Bakın arkadaşlar. Şurası yani neresi işte bir 65'leri görmesi lazım ki bu direnci geçip bir sonrasına gitsin. Ama şurada şunu da belirtmekte fayda var. Bakın şurada gene bir yükseliş trendi başlamış son dönemlerde. Yani hatta yani şöyle bir sıkışma alanı demeyeceğim de şöyle yapalım. Şurada bir sıkışma alanı oluşmuş. Dipler gitgide artık yukarıda oluşmaya başlamış. Bakın bir önceki dip, şurası dip. Yani bir yükseliş trendinin emaresidir bu aslında. Ama dediğim gibi gözlemleyip görmek lazım. Yoksa öyle farazi, afaki konuşmanın, falcılık yapmanın anlamı yok. Bunları söylemiş olalım. Şimdi tümünü sil diyelim. Fibonacci düzeltme seviyeleriyle destek dirençleri verip bitirelim. Şu tepeyi seçiyorum. Şurada en dipte şu nokta olduğu için burayı aldım. Sağ tıkladım. Trend tuşlarını yakala dedim. Biraz yana kaydığı için olmadı. Şöyle yapalım. Trend tuşu yine kaydı. Şöyle yapalım. Evet şu an oldu. Evet arkadaşlar. Bir miktar da sola çekelim grafiğimizi. Şöyle büyümüş de olsun ha. Bakın şu an 61.45 seviyelerinde. Saat şu an 5 ama 15 dakika gecikmeli bu veriler. 61.45 seviyelerinde. Bakın önceki günlerde dünkü düşüş gelmesi aslında bu 64.57 kırılmış. Önemli bir sinyal bizim için. %23.6 seviyesinin geçilmesi. Bunu söyleyelim. Aşağıda destek olarak öncelikle 60 lira seviyesi. Daha da aşağıda 57 lira 15 kuruş seviyesi var. Yukarıda hedef olarak 64.57, 69.16, 72.88, 76.59, 81.87 ve 88 lira 60 kuruş seviyeleri var. Bu eski tepe olan 88.60'ın geçilmesi durumunda 108 lira, 139 lira ve 190 lira seviyeleri takip edilebilir arkadaşlar. Tabi bu daha çok orta uzun vade için. Kusura bakmayın arkadaşlar. Görünüm bu şekilde. Evet arkadaşlar. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir başka analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.